Ezber Bozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Salvador Dali aslında gizli bir Bektaşi'ydi. Yani buradaki amaç şu, Hacı Bektaş Veli'nin de anlattığı şu. Artık öyle bir zamandasınız ki gerçeklikle paradoks arasındaki seçim zamanınız. Burası Osmanlı tarafından son derece önem verilmesi nedeni bu sırrı barındırdığı anda o sırrı Osmanlılar kullandı ve dünyaya hakim oldu. Ya bırakın artık o böyle mi olacak, alttan mı üstten mi, uzaylılar var mı? Ya var kardeşim, 18 bin alem var. Koca alemin içerisinde bütün gezegenler bomboş. Yani. Bir tek biz mi varız yani burada? Ya bizden önce de varlardı. Bizden sonra da var olmaya devam edecek bir sürü varlık var. Aslında İstanbul'un taşı toprağı altın diye bir söz var. İşte taşı toprağı altın dediği bütün Anadolu'nun sırları Yeditepe'de saklıdır. Çok az kaldı arkadaşlar. Evet, canımız yanacak ama altın çağın içerisindeyiz. O yükselişi hep beraber yaşayacağız. Ezber Bozan TV ekranlarından herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bugün altın çağdan bahsedeceğiz. Herkes altın çağ geliyor diyor. Altın çağ nereden geliyor? Altın çağ nedir? Ve ondan öte Hacı Bektaş Veli'den tutun da Salvador Dali'ye kadar birçok isimden bahsedeceğiz. Ve bu isimlerin birbirleriyle bağlantılarından bahsedeceğiz. Ve en önemlisi, Manisa'da karanlığın sakladığı, gizlediği sır nedir? Manisa'da ne gizleniyor? İşte bu büyük sırrı da bugün metafizik ve parapsikoloji uzmanı Ercan Han Üşümez açıklayacak. Dostum, yuvandasın, hoş geldin. Eyvallah, uzun zaman oldu. Hoş geldin. Allah razı olsun sevgili Hakan'cığım. Hoş bulduk ve seni de hoş bulduk zaten. çok güçlü ve çok kuvvetli bir zamandan geçiyoruz. Hem astrolojik olarak hem tabii ki bir takım etkilerin artık açığa çıkacağı değil, açığa çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Ve yeni yıla girerken aslında yeni bir çağa giriyoruz, dediğin gibi. Herkesin merak ettiği o altın çağı nedir, nedir bu altın falan. Altının, doların yükselişi, dövizin yükselişi, işte dünyada olan bütün olaylara baktığınız zaman bütünen burada ben bu senin değerli çatının altında inşallah güzel şeyler açıklayacağım diyorum. Evet, bugün dedik ki altın çağı geliyor diyoruz. Altın çağı nedir Ercan? Şimdi herkes, sevgili Hakan, şöyle bir şey var. Altın, altının değeri, simyacılık, normal bir metali simyacıların altına çevirme uğraşı, yüzyıllardır merak edilen bir olay. Ama altın çağı dediğiniz zaman aslında burada çok güzel bir şey anlayacağız. Bir, omurga. İki, hava ırkı. Üç, Adem ırkı. Ve şöyle söyleyeyim, 33 kemikten oluşan omurgadaki 33. mertebe, cennetinden kuyruk sokumuna düşmüş Adem ve Havva. Yani her biri bir DNA sarmalının arası boyut temsilen bize aktarılırken bu sırlar, kendi aşağısına, yani kuyruk sokumuna, atalar kıvamına düşmüş ve oradan tekrar kendi cennetine, yani beynin epifiz dediğimiz kısmına yükselişi simgeleyen bir çağdır altın çağı. Ama bu yükselişi tabii ne sağlayacak? Altını alalım, her yerimize takalım erkek olaraktan. Donatalım. Külçe külçe altınlar alalım. Böyle bir şey değil. Böyle bir şey değil. Ama tabii burada önemli olan ne biliyor musun? Burada önemli olan aslında ne anlatmak istiyor bize burada? Altın, 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 altın diye diye piyasalarda altın alın, altın. Abi altın değil, bir durun, bir nefes alın. Bir şöyle ateşi, nefsinizi bir köreltin. Hani yıllardır doğudan bize aktarılan, hep böyle öğretilen kundalini, ateş nefesi. Ya ateş nefsi. Herkes şu anda ateş nefsini nefes alıyor. Ve dışarı ateş püskürüyoruz. İçeriye ateş alıyoruz. Yani hırslanıyoruz. Egolarımız, hırsımız, her şeyimiz. Efendim dolar çıkıyor, hemen altına koşuyoruz. Oraya yapıyoruz, bunu yapıyoruz ya. Ben şimdi sizin bu ortamın içerisinde bir tane metal ver. Şöyle bir okuyayım. O metali altına çevirsem muhtemelen dünyada en çok aranan adam olurum. Simyayı çözen adam. Büyük simyacı diye, evet, konuşurlar. Büyük simyacı diye konuşurlar. Ama bu bana bir şey fayda sağlamaz. Harut'la Marut gibi muhtemelen cezalandırılırım. Niye bu sırrı söyledin diye. Çünkü olay maddeye dönüşmesi ve maddedeki altın değil.
33. mertebe dediğimiz cenneti temsil eden yerden kuyruk sokumu dediğimiz aşağıların en aşağısına, bilinç seviyesine, atalar seviyesine düşmüş insanın çıkış mücadelesini anlatıyor. Gerçeksiniz ya, biz de zaten altına çevirmeye çalışmıyor Metali. Yüreğini altına çevirmeye çalışıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yüreğine çalışıyor. Kesinlikle öyle sevgili Hakan'cığım. Evet. Şimdi tabii neden buradan girdik? Bu altın çağı merak ediyorum. Girdik zaten, bodozlama girdik içine. Hani kimse şu anda bir şey beklemesin. Şu anda sevgili astrologların her yerde anlattıkları bir şey var. Diyorlar ki işte şu tutulmadan bu etki, yeni yılda bu etkiler doğru. Bunlar bizim bilinç seviyemizdeki madde boyutundaki zahir dediğimiz, zahirdeki davranış şekillerimiz. Mesela astrologlar, sevgili astrologların hepsi ne der? Güneş burcun, yani sen doğduğundaki güneş burcun ayrı. Ama bir de yükselen burcun var. Yükselen burcunda da senin davranışların diyelim yengeç. Ona göre yaşıyorsun. İnsanlar da seni öyle tanıyor. Hatta sen de insanlara öyle davranıyorsun. Demek ki gezegenlerle olan bağlantımız buradan başlıyor. Hani bir ara anlatmıştım. Satürn ve Satürn'ün halkası. Bu parmak neyi temsil ediyor? Şu yüzük parmağımız. Sol yüzük parmağımız. Bu Satürn'ü temsil ediyor dedik. Ve direkt nereye gidiyor? Kalbe gidiyor. Kalbin nesi var dedik? 7 metre 40 santim bir frekansı var dedik. Hegers, frekans. Şimdi bu parmak eğer yüzük parmağım, evlilik parmağım benim Satürn'ü temsil ediyorsa. Moon Day dedik hani bir programınızda. Ay günü. Saturday, Satürn günü. Satürn gününde dikkat et, dünyada en çok evlilikler ne zaman oluyordu? O altın yüzük ne zaman takılıyordu parmağa? Satürn gününde takılıyor. Cumartesi. Yani cumartesi günleri düğünler oluyor, nikahlar oluyor. Herkes cumartesi. Tabii herkes cumartesi geliyor. Ve Saturday, yani Satürn gününde oluyor bu. Şimdi peki yüzük ne şeklinde? Halka. Satürn etrafında ne vardı? Halka. Tek halkası olan. İşte oradaki ekonomik çıkar, insanın o kuyruk sokumuna düştüğü yerde bırakıp zahir, yani maddede tıkalı kalma, yani Matrix'e tıkalı kalmayı sağlayan artık evlilikler sözleşmeyle oluyor biliyorsun, bir de üst basamağı atlattırdılar. Dünya finans binalarının önüne bir araştırsın sevgili izleyicilerin. Dünya Bankası'nın önüne araştırsın, dünyanın en büyük holdinglerin, finans yöneticilerinin binalarının önüne araştırsın. Hep Satürn gezegeni kullanılır. Hep böyle halkalı Satürn vardır o bahçelerinde, kocaman bronz heykelden, demirden işte vesaire metallerle karışık bakırdan. İşte bu çok büyük bir sır ya. İşte bizim altın çağ dediğimiz yerde New şehirden başlıyor. New York gibi söyledim değil mi? New şehir. Yani aslında Nev şehirden başlıyor. Yani Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin pirin oradan başlıyor. Öyle mi? Altın çağın doğuşu Nev şehirden, Hacı Bektaş Veli'nin makamından başlayacak. Aynen öyle. Şu anda başladı bile. Çok oldu gibi. Niye oradan başlıyor? Şimdi Nevşehir Bektaşi kültürüyle beraber tasavvufun en büyük sırlarının Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin de uğradığı, sıkça gittiği bölgelerden bir tanesidir. Ve aynı zamanda da sırrın sırrını içerir ki o da Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin türbesinin olduğu yerde aşağıda kimsenin bulamayacağı ama bilenlerin bildiği büyük bir altın piramit vardır. Dünyanın sevgi enerjisini yayan, bak sevgi enerjisini yayan, birlik beraberliği yayan bir simyanın sırrı saklıdır orada. Öyle bir frekans var orada, öyle mi? Çok İyilik büyük frekans. Bir, aynen öyle. Dünyadaki insanların tekamülündeki Adem ve Havva ırkının niçin bu dünya yaratılışta olduğuna dair sırların açıklandığı yerdir ama bu piramit sıradan değildir. Altındandır. Ve dünyada bütün altın madenlerinin damarları oradan tüm dünyaya yayılır. Bak, bütün damarlar oradan yayılır. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Hacı Bektaşi Pir Efendisi dediğim zaman. Hacı Bektaşi Pir. Herkes bilir ne olduğunu. Şimdi bu Hacı Bektaşi Pir dediğim anda sana bir taş söyleyeceğim sevgili Hakan. Pirit. Pirit nedir? Altın madenlerine varmadan önce sahte bir altındır. Gerçek bir altın değildir pirit. Hacı Bektaşi Pir, yani piriti bütün
o altın piramitten, yani Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin türbesinin altından bütün dünyanın damarlarını oluşturur. Yani altına varmadan önce pirite varırsın. Pirit damarını bulduğun zaman bilirsin ki daha da kazınsan derine ve çok derindedir. Daha da kazınsan altına ulaşırsın. Ama dünyanın bütün altın madenlerinin dağıldığı damarlar tıpkı o deprem hatları gibi, ley hatları gibi Hacı Bektaş Veli'nin oradan dağılır. Altın piramitin altından ve o altın piramitin bütün frekansı ve bütün damarları oradadır. Ve bunun biraz sonra açıklayacağım şeylerle altın nedir? Altın rahimiyettir. Peki Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine etkilenip de bu yola pir olarak çıktığı yola kimdir? Ahmet Yesevi Hazretleri. Onun felsefesine aralarında çağ farkı var. Ama Hacı Osman Akfırat Hazretleri de aslında kitabını incelediğim zaman burayı vurgular. O da Medine'li Hacı Osman Akfırat Hazretleri diye geçer. Ama bak dikkat et. Ahmet Yesevi Hazretlerinden etkilenip dünyada sevgi, barış ve huzuru özellikle o çağda vurgulayan, hatta insan hakları beyannamesinin çok üzerinde yazılar yazan, hatta Anadolu Bacılar Derneği'ni, bak dikkat et, Anadolu Bacılar Derneği, yani kadınlar, o zaman bacı deniyordu. Anadolu Bacılar Derneği'ni destekleyen bir kişi Hacı Bektaş Veli. Yani rahimiyetin sırrına önem veriyor. Yani simyada kadın rahimiyetin sadece çocuk dünyaya getirmek için değil, aynı zamanda da evrenleri yaratıp, yaratıcı kim? Allah. Peki ki neyden zuhrediyor? Bizden zuhrediyor. Yani benim gözümden, benim kulağımdan, benim dilimden. İşte Enel Hak mührünü burada bu kısımda kadının sırrından, yani rahimiyetinden siz anca faydalanırsınız diye bize bir miras bıraktı. Peki altın neden kadınlara helaldir? Helal erkeğe haram. Erkeğe haram. Aslında helal serbest anlamda, haram da yasak anlamda baktığımız zaman. Çünkü kadın altını, altın çağın başlangıcını yapandır. Yani bütün dünyadaki altın damarlarının dağıldığı yer, altın piramitin olduğu dediğim Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin sandukasının altında, yer altında koca bir altın piramitin oradan dağılıyor dedim. Ve dikkat et, oraya gidenler bunu göreceklerdir. İnsanlara bir ilginçtir. Normal değildir insanlar. Sana bana benzemez. Selam olsun oradaki güzel halka. Yani koruma altındadır. Oradaki insanlar dünya insanlarına benzemez. Şaman görüntüsündedir. Böyle Anadolu geleneklerinin çok dışında, sanki Orta Asya'dan, Sami ırkından, ki biliyorsun dünyada bir araştırma yapılmıştır. Sami ırkı dünyada tek geyikleri, bakın geyikleri evcilleştiren tek ırk. Peki Samiler kimdi? Samiler Hazreti Nuh'un oğlunun soyundan gelenler. Peki geyikle ne alakası var Ercan şimdi diyeceksin? Kardeşim Hacı Bektaşi'nin ve Bektaşiler için dergahlarında en çok bulunan şeylerden bir tanesi de geyik boynuzudur. Yani sırrın sırrına ulaşmak için aynı zamanda bunları da birleştirmen lazım ki puzzle'da. Altın takan kadın rahimiyetini, yani göbek deliğinin iki parmak altından o rahimiyetini yükselttiği zaman semavi kalp çakrasına, buradan boğaz çakrasından kelama geldiği zaman bıngıldaktan direkt kolektife bağlanıp bütün sistemi değiştirebiliyor. O yüzden de zaten kadınlar üzerinde, hani bir programda anlatmıştım, çok büyük oyunlar oynanıyor şu anda diye. Evet. Yani rahimiyetleri öldürülmek isteniyor. Doğurganlıkları öldürülmek isteniyor. Erile geçirilmek isteniyor. Aynen öyle. Şimdi bu sistemi bize altın çağın kapısını açan yer Anadolu topraklarında Nevşehir'dir. Ve Hacı Bektaş Veli'dir. Peki sevgili Hakan, biliyorsun biz yakın bir zamanda Nevşehir'deydik. Evet. Buradan da herkese selam olsun. Bütün izleyicilerine, oraya da katılan 65 tane ve dünyanın birçok yerine gelen insanlara da Allah razı olsun. Ama sanmasınlar ki gelemeyenler de faydalanmadı. Elbette ki faydalandılar. Çünkü aynen, bütüne hizmet etti çünkü oradakiler. Ama tabii ki orada
güzel şeyler, her gittiğimiz, senin de bize kırmadan geldiğin yerlerde yaşadığımız böyle mucizeler gibi. Yani orada insanların paylaştıkları ve seninle yaşadıkları eşsiz. Eşsiz. Ve orada anlatılanlar, bir kısmını burada anlatıyoruz şimdi. Aynen öyle. Evet. Ve ne oldu? Var o. Bakın ne oldu? 65 kişiyle hava soğuk, kar havası, elbette hani -1 derece, 2 derece, güneşli ama soğuk havada Hacı Bektaşi Veli'ye gitmeden olmaz. Yani. Çünkü bu sır orada var. Ve 65 kişiye tabii ki aktardık buradaki burada anlattığım sırların bir kısmını tabii ki orada idrak etmeleri gerekiyordu. Oraya gittiğimizde ne oldu? Söyleyeyim ben size. Niyet. Eğer siz niyeti doğru ekerseniz güzel olur. Ama niyetiniz çirkinse anlattığınız çiçeği kimse görmez. Hani çiçek diye anlattığınız olmaz yani o. Niyet temiz ve halisse güzel olur. Hacı Bektaş Veli Hazretleri de bize makamında kabul etti. Ne oldu biliyor musun? Biz bir gittik, bir baktık dışarıda bir tören var. Ayın 22'siydi. 21'inde oraya geldi 65 kişi. 22'sinde Hacı Bektaş Veli'yi ziyarete gittik. Dışarıda o soğuk havada kalabalık bir grup var. Tabii otobüsün içerisinde burada ne oluyor? Tören var vesaire şeyler var. Hacı Bektaş Veli'ye yanaştık. Hepimiz indik, içeri girdik. Türbedar bizi sevgiyle karşıladı. Ona da selam olsun burada. Ve tabii ortada bir halaka kurduk. Kardeşlerimiz, o bayan arkadaşlar, erkekler azınlıkta. 12 kişi, 13 kişi. Gerisi hep bayan. Rahimiyet. O tam içinde türbenin kurduk o halakayı. Ve zikirler başladı. Gök yer inliyor. Ama öyle böyle değil. Gözyaşları sel oldu. Bir anda ortada bir böyle herkesin gördüğü çok büyük bir yükseliş oldu. Yani ışığı görenlerden bahsediyorum. Yerden, yer küreden gökyüzüne. Yani bu böyle bir iki kişinin gördüğü değil. Ciddi tanıkların ve çığlıkların atıldığı yer. Evet. Ve ondan sonra ne oldu? Tam ayı 22'si. Elbette türbedar dedi ki ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Allah sizden razı olsun dedi. Gözleri doldu adamın. Sarıldık hatta birbirimize. Ve oradan selamımızı verdik ve alttaki o altın piramidin ve altın çağa girdiğimizden dolayı rahimiyet enerjisinin, yani kadının enerjisinin yükseleceği ve bu dünyayı ve Ademoğlunun soyunu kurtaracak tertemiz bir ırk, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın anlattığı, Allah'ım benim soyumu tertemiz olmasını nasip et dediği gibi orada o duaların bütününe yaptıktan sonra elbette sen de biliyorsun bir çay kahve molası vereceğiz. Gittik, çay kahve molası verdik. Orada bir tablo var. Böyle çok tatlı bir kardeşimiz var. Dedi ki Ercan Bey bir fotoğraf çektim bir bakar mısınız dedi. Bir baktım. Bu fotoğrafta bir kuğu. Kuğunun ortası yarık. Boğazında bir piramit. Kuğunun altında, gövdesinin altında sırlanmış bir altın piramit. Sağında solunda altın piramitin merdivenler. Dışarıda bir çöl ve bozulmuş bir iklim ve aynı zamanda da dünyaya yayılan bir enerji akımı var orada. Tam kuğunun ortasının üst tarafında. Peki kimin mührü var o tabloda? Salvador Dali. Mührü orada duruyor ve mührünün üstünde ne var? Kral tacı var. Tarih ne zaman yapılmış o resim? 1936. Peki 1936'da 1 artı 9 artı 3 artı 9'u topladığın zaman 6'yı kaç yapar? 22. 1939 toplamı 22. Biz de 22 Aralık'ta oradayız. Ve dışarıdaki tören neymiş? Biz kadın enerjisi, rahimiyet enerjisine çalışıyoruz. Meğersem dışarıdaki Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Aralık'ta 102. Hacı Bektaşi Veli'nin yıl dönümünü kutlaması var dışarıda. Ve tam da hiç haberimiz yok içeride biz o zikirleri çekerken. Neyi çekiyoruz? Artık altın çağ açıldı ve simya iliminde kadınların altın çağ dediğimiz yerde kendi rahimiyetlerinden, semavi kalp çakrasından boğazın kelamın açıldığı ve kolektife bağlanıp beyaz bir ışık değil, altın sarısı bir ışığın bağlanması için Hacı Bektaşi Veli'nin Anadolu Bacılar Derneği'ni neden kurduğunu, neden desteklediğini orada onu bilincinde yaparaktan yapıp o resme bir baktık.
Atatürk'ün geldiği tarihle Salvador Dali'nin 1939'daki toplamı numerolojideki 22 çıkması, 22 Aralık'ta orada olmamız, artı ne varmış bir de dışarıda Atatürk'ün oraya gelişinin yıldönümü kutlanırken basında da çıkmış bunlar, bizim haberimiz yok. Meğersem ilk defa Nevşehir'e tam o gün bir bayrak teslim yapılıyormuş. Erkek bir vali bayrağı kadın bir valiye teslim ediyor tam o sırada biz içerideyken. Meğersem dışarıda vali varmış. Yine emanetçik rahimiyet enerjisi oluyor. Rahimiyet enerjisini tam o gün teslim ediyor. Yani bunun kökü diyorsun ki Nevşehir. Aynen. Ve Anadolu topraklarından başlayacak uyanış deniyor. Rahimiyet enerjisi yükselecek deniyor. Aynen altın öyle. Çağ yükselecek. Aynen o öyle. O zaman anladım senin anlattığından. Altın çağ rahimiyet enerjisiyle birebir bağlantı. Birebir bağlantı. Frekans. Burada şu anlama gelmiyor ama Hakan. Erkek Adem'sin. Erkek Adem. Burada erkeklerin gücü bitiyor, erkeklerin çağı kapanıyor değil. Ben şunu söylemiştim. Bir aktarım söz konusu. Aktarım da şudur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dediğimiz yerde Rahman Allah'ın, erkeğin Allah'ın sıfatları içerisindeki güç, kuvvet ve kudreti temsil ettiği yer. Ama Rahim dediğimiz yer sevgi, aşk, huzur ve soyun, tertemiz soyun devamı. Yani yaratım devamı. Ve dikkat et. Burada aslında kadın Adem'e bilgiyi aktaran kişi. Evet. Bu bilgiyi aktarma yerinde altın çağın bütün bilgisini aktarması gereken kadın enerjisi. Kadın enerjisi. Aslında burada kadınlar çağı başlıyor dediğim yer bu. Yoksa erkekler kendine biz eziliyor muyuz, biz erkek ataerkiliz olayı şöyle değil bu. Diyelim ya, öyle algılamasınlar. Rahmet enerjisiyle beraber bütün dünya kurtulacak. Bütün dünya insandır. Aynen öyle. Kadın erkeği fark etmez. Aynen. Ve tevafuk oradaki... Erkek bir valinin ilk defa tarihte Nevşehir'e kadın bir vali atanıyor ve tam da o gün biz içeride rahimiyet enerjisi çalışırken artık rahimiyet enerjisi bayrağı teslim ediyor. Şimdi gelelim Salvador Dali'ye tekrar. Orası önemli. Salvador Dali'nin Hacı Bektaş Veli ile ilgisi ne? Söyleyeyim. Salvador Dali aslında gizli bir Bektaşi'ydi. Öyle mi? Açsınlar telefonlarından, internetten Salvador Dali'nin resmine bir baksınlar. Bir yüzünü gözünü okuyanlar bir baksın. Aslında bu toprakları Salvador Dali, çünkü hani mesela bugün şöyle düşünün, bu çağda Sting dünyaca tanınmış bir şarkı, pop yıldızı. Muğla'ya geliyor ya da Marmaris'e geliyor. Çamur banyosuna geliyor, kimsenin haberi olmuyor. Dustin Hoffman geliyor, kimsenin haberi olmuyor. Bunlar gizli gizli geliyorlar. Hani oradaki işte Mısır'daki önemli bir takım şeyleri, sembolleri okuyup Anadolu topraklarıyla olan bağlantıların geçtiği yerde. Buraya geldiği yer ama kimsenin haberi yok. Salvador Dali de Bektaşi, gizli Bektaşi. Ve Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'ni de çok seviyor. Zaten resimlerine bakın, öyle normal bir resmini göremeyeceksiniz. Hep insanlara bir mesaj bırakmıştır o resimlerde. Aslında makrokozmosun mikrokozmosa nasıl yansıdığını tablolarında görebiliyorsunuz. Ve her mührü böyle yuvarlak içerisinde tarihle beraber Salvador Dali'nin yazdığı yerde kral tacı var. Ve kral tacının da üzerinde 7 tane o çıkıntıları var. Şimdi buradan baktığınız zaman Salvador Dali'nin çizdiği ku ne? Ku sevgiyi sembol eder. İki tane ku birleştiği zaman bir kalp oluşturur. Zaten bütün o romantik afişlerde de görürüz. Romantik yazılarda da kuları aşkı görürüz. Temsil. Aşkı temsil eder. Burada aslında altın çağdaki ilahi aşkı temsil ettiği yerde Bektaşilik sırrı içerisindeki Allah'ın izniyle açılan yer o kadar sağlam, o kadar güzel ki böyle gümbür gümbür kalbinde hissettiğin yer orası ve altta kimsenin inemeyeceği, kimse kendini sırlamış ama açmış o Hacı Bektaşi Veli Pir dedim ya, pirit taşının bütün altınların damarları, yani dünyada bildiğin ne kadar maden varsa aslında Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin kökü burası. Ve aslında burada amaç altın madeni değil. Ne zaman ki Adem oğulları, hani erkek altın damarını buldu, mertlik bozuldu. Fakiri öldürdüler, hor gördüler, güç, kuvvet ve kudreti farklı yere kullandılar, ülkeleri yok ettiler, sömürülme başladı. Yani felsefenin dışına çıktı. Peki simyacıların yüzyıllardır aradığı şey neydi? Aslında insanın kuyruk sokumunda.
Yani 33. mertebe cennet mertebesinden aşağıların en aşağısındaki bilinç seviyesinde kuyruk sokumundaki atalar kıvamına düştüğü yerde kendi cennetini arayan Havva ile kendi cennetini arayan bir Adem'den bahsettik. İşte burada aslında bulduğumuz şey madde, yani Matrix. Yani buradaki amaç şu, Hacı Bektaş Veli'nin de anlattığı şu. Artık öyle bir zamandasınız ki gerçeklikle paradoks arasındaki seçim zamanınız. Gerçeklikle paradokslarınız. İşte buradaki seçim zamanı Matrix. Tam biz bu sözleri söyledik. Harbiden de karşımıza bu sözler çıktı. Şeye gittik. Burada söylememde sakınca yok. Sinemaya gittik. Bir analiz etmeye. Matrix'e. Aa, karşıma ne çıktı? Orada kullandığım gerçeklikle paradoks arasındaki seçim yapma zamanı. Tabii tasavvuf dilde. Ben Türkçesine çevirdim şu anda. Ne öyle? Trinity arasında geçen konuşmada geçiyor böyle kelimeler. Şimdi bu Matrix düzlemde, zahir dediğimiz madde boyutunda, hani benim hep söylediğim bir şey var. Allah'ım bana eşyanın hakikatini göster diyen kimdi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Ben onu işte sana biraz önce söyledim. Dua edeyim yine. Rabbim bana bu Matrix'ten çıkmayı nasip et. Aynı şey. Yani hologram dediğimiz madde evreninden. Peygamber Efendimiz aslında bugünleri bilerekten bu dua etmiş. Eşyanın hakikatini göster derken Matrix'i aç demiş. Ben hakikati göreyim. İşte insanların bu altın çağa girdik artık. Gümbür gümbür girdik. Rahimiyetin uyanması zamanı. Salvador Dali'de gizli bir bektaşı olaraktan o bölgeye gelen ve o kuğunun sevgi sembolize eden yerde. İlahi aşkın yayılma ama koruma altına almış. Kanatlarının altında şeyde. Müjdesini mi vermiş? Müjdesini vermiş. Burası önemli. Ama tam da kuğunun boğazında bir piramit var. İçinde ne var biliyor musun? Ne var? Nevşehir'e gidenler bilirler. Tam da orada Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin türbesinin yanında ve Balım Sultan. Balım Sultan'ın önünde de dut ağacı var. Meşhur. O dut ağacının hikayesi şu. Zamanında bir odun yakılıyor. İşte közler falan var. Balım Sultan'ın da o taşı şey o yanan odunu atıp oraya geldiği rivayet ediliyor. Hacı Bektaş Veli'nin de oradaki sırrıyla beraber kurumuş, yani yanmış, köz olmuş bir odun parçasını oraya ektiği anda bugünkü dut ağacı çıkıyor. Ama oranın yöre halkı da bilir, gidenler de bilir. O dut ağacının özelliği o. Karşısına gidiyorsun sevgili Hakan. Harbiden kupkuru bir ağaç. Ama yılın belli mevsimlerinde yarısı kuru, yarısı yeşilmiş. Yarısı dut veriyor, yarısı kuru. Şimdi Salvador Dali'nin de bu dediğim tablosunun tam boğaz çakrasına kuğunun geldiği yerde cemali suret derler Bektaşiler. Aslında cemali suret orada büyüttüğün zaman resmi görürsün. O boğaz, kuğunun boğazındaki piramitte. Ve ne ağacı var orada? Ne ağacı var? Tam da o cemali sureti engelleyen şoka girmiş, böyle şaşırmış bir insan sureti var. Ulaşmaya çalıştı, tıkanmış yani boğaz çakrasında. O dut ağacı var kuru. Yani diyor ki sizin cehenneminiz solar plexus, sakral ve kök çakra. Siz fazla Matrix'in içindesiniz diyor. Ne kadar Matrix'in içinde kalırsanız diyor Hakan, o kadar cehennemdesiniz diyor. Ama semaviye, yani kalp çakrasına yükselmek öyle çok kolay değil diyor. Ama semaviye yükselen, yani kalp çakrasına yükselen boğaz çakrasındaki kemale gelip dillendirdiği yerde ilahi gönül gözünüz açıldığı anda altın enerjisi dediğimiz altın çağda altın çağın parçasıyla bağlanırsınız kolektife diyor. Yani burada Salvador Dali bize öyle bir sır bırakmış ki demiş ki kardeşim bak burada öyle bir şey sırlı ki dünya yeri yerinden oynatacak çağ geldiği zaman kuraklık resimde var. Hı hı. Gemiler patlamış, kuraklık, sular gitmiş, dünyada bir felaket yaşanmış. O 3. 3B dediğimiz boyutta kalanlar. Ama öyle bir yer var ki mağarada saraya giriyor insanlar. Öyle bir yer var ki yeşillikler, vadiler var. Öyle bir yer var ki tam da oradaki Balım Sultan'ın dut ağacını boğaz çakrasına koymuş. Boğaz çakrasında yarısı kuru, yarısı gerçekten bu. Yarısı kuru, yarısı yeşil. Ağacın şifrelerle Salvador Dali vermiş. Cemali sureti bilenler bilir. Böyle anahtar şeklinde satılır. Harbiden de surettir. Böyle onların tabloları vardır.
İnternette de yazarsınız Cemali Suret, Bektaşilik falan diye. Böyle o diye ağzını çizmiş, şöyle yuvarlak gözler falan. Böyle Cemali Suret hiç makamında yazılmış. Ya da Hazreti Ali Keremallah ve işte ya Ali ya Muhammed, işte ya Allah ya Muhammed ya Ali yazılarıyla o Cemali Suret oluşturulmuş. Salvador Dali'nin de o boğaz çakrasında kuğunun orada duran yerde o suret var ve o dut ağacının kendisi var, dallar. Aşın burayı diyor. Yarı kuru, yarı kurak olmayan bir ağacın yanmış, köz olmuş. Yakın ki kendinizi diyor. Yakandan da bunu Rabbim nasip ettiyse diyor çıkışı, ağacı. Düşünün, yanmış bir ağaç dalından simya bir simya ilmi ve yani altın enerjiden faydalanıp bu ağaç çıkıyor. Yarısı kuru, yarısı yeşil kalıyor. Daha bitmedi. Aşağıda da kanatlarının altında, bak kanatlarının altında açmış kanatları ku, beyaz bir ku. Ama sağından solundan merdivenlerle çıkışları gösterilen şey var. Altın piramit var. İşte o bütün dünyadaki altın damarlarına yayılan yer dediğim yer. O gizli piramiti de mi çizmiş? Gizli piramiti de çizmiş. Ama tam da göğüs kısmı yarık. Neresi? Mide çakrası, solar plexus ve kök çakra tarafı kuğunun yarılı. Yani diyor ki eğer buraya onanırsanız, yani dünyaya fazla meyletmezseniz, malı mülkü o kadar çok tapınacak hale ve bağımlı hale getirmezseniz zaten bolluk bereketin içindesiniz. O zaman diyor buradan diyor yükseldiğiniz yerde işte altın çağın başlangıcı yeri o lef-i mahfuza bağlanır. Yeni bütün altın çağın bilgilerini alır ve ilerlemeye devam edersiniz. Ama burada Salvador Dali'nin bize bıraktığı mesajın tam da o gün karşımıza çıkması, tam da o gün bu sırların açığa çıktığı yerde Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin makamında bizi karşıladığı an bizim orada gerçekten de niçin orada olduğumuzu ve neden orada olduğumuzu, bütün insanlık için neden orada dualar yapıldığını anladığımız bir andı sevgili Hakan. Çok değişik yani Anadolu'dan başlayacak dendi uyanış. Aynen. Merkezi Nevşehir olacak diyorsun bugün. Çünkü burada bir altın piramit var ve altın çağın başlangıcı bu noktadan başlayacak ve bütün dünyaya yayılacak ve bu yayılacak olan enerjinin adı da rahimiyet enerjisi. Her bölgenin var. Dikkat et. Mesela Mardin'e gittiğimizde bu ayrı bir program konusu, yapalım bunu da inşallah. Aslında Yüzüklerin Efendisi'nin net bir bilgi bu. Kafadan atmasyon değil. Birebir oradaki kişinin röportajını yapar. Senin programda anlatırken o kişiyi bile çıkarabilirsin sen. Oradaki dedelerin, hani 80-90 yaş dedelerin çocukluklarından beri onun dedesi, onun dedesi ataların anlattığı şey yüzük kardeşliği. Elfler var. Yüzük var. Yüzük kardeşliği var Mardin'de. Yüzüklerin Efendisi nereden ilham alınmış? Oradan alınmış. Mardin'in ismi nereden gelmiş? Marduk'tan gelmiş. Marduk kim? Sümerleri yıkan Tanrı diye tabir ettikleri ve hala dünyayı ve hala da yönettiğine inandıkları iddia edilen. Aynen öyle. Sümerlerin soyunu getiriyor. Anunnaki. Şimdi o kadar büyük bir bağlantı vardı Anadolu'da. İşte Anadolu'ya gelmelerinin nedeni bu. Anadolu'yu bu kadar çok istemelerinin nedeni bu. Bölmeye çalışmalarının nedeni bu. Nevşehir'den yükselen altın çağın enerjisi. Rahimiyet. Geleceği de bildikleri için. Aynen öyle. Değil mi? Tabii. Engel olmaya çalışıyor. Neden 2023? 2023'ün toplamı 7'ye tekabül eder. 2 artı 2 artı 3. 7 gök semanın sırrıyla 7 yer altının sırrı o gün o zaman açığa çıkacak. 2022'de mi? 2023. 2023. Dünya niye hedef gösteriyor bütün dünyada? Herkes 2023'ü. 2023'ün toplamı numerolojide 7 yapar. Bir sene sonra gizli hiçbir şey kalmayacak. Hayır. Her şey açıkta. Her şey. Akla kara. Peki şimdi hep gizli şeylerden bahsediyoruz ya. Seninle sohbet ederken sen sık sık söylediğin bir şey var. Bu Manisa'da karanlık çok büyük bir şey gizliyor. Dersin orada cümleyi devamı gelmez. Burada açıklayacağız bugün. Söyledim ben. Eyvallah. Başta. Eyvallah. Hadi söyleyelim. Şöyle söyleyeyim. Aslında Manisa'yı bilenler bilir. Orası da Nevşehir gibi. Orada nasıl altın çağın başlangıcı oldu şu anda rahimiyet enerjisi. Ama uzun süredir, uzun zamandır, yani Osmanlı yıkıldığından beri karanlık tarafın geldiği bir bölgedir. Çok enteresan, Osmanlılar da şehzadelerini hep o bölgeye göndermişlerdir.
Yani Manisa'dan çok padişah çıkmıştır. Mesela Fatih Sultan Mehmet tabii, Manisa'dan tabii, çıkmıştır tabii. Vesaire vesaire. Çünkü oranın... Şehzade bir yerlere gönderiliyor ama padişah olacak olan şehzade eğitimini Manisa'da alır. Erenlerin ve Rical Garp ordusunun aslında büyük portal kapılarının açıldığı yerlerden bir tanesidir o. Ama şu anda sırlı. Ama o portal kapılardan sırlanmış olan kısmı karanlık enerji daha sonra kendisine döndürmeye çalıştı. Şimdi söyleyeceğim şeyle. Mesela Manisa'nın sırlarından bir tanesi, bunu sevgili Manisa halkı da aslında belki biliyordur. O yüzden zaten orada çok dualar yapılır, çok türbe ziyaretleri yapılır. Orada çok önemli büyük zatların türbeleri vardır aynı zamanda. Hala ele geçiremediler ama Manisa'nın sırrı, mesela Ingolstadt nedir? Ingolstadt Yahudiler için çok önemlidir. Illuminati için de çok önemlidir. Yahudi lobisi için de çok önemlidir. Örnek veriyorum. Ingolstadt ismi nerede? Bir tek var. Bulvar ismi Manisa'da. Ingolstadt ismi. Ne demek? Şimdi şöyle. Aslında Ingolstadt, stadt şehir demek. Şimdi Mani'den yola çıkalım. Ingolstadt aslında bir özel bir kelime ama stadt Almanca'da city gibi düşün İngilizce'de. Stadt Almanca'da şehir anlamına gelir. Ingolstadt bulvarı Manisa'da vardır. Bugün hala var. Şimdi bu Ingolstadt bulvarı neden sadece Manisa'dadır? Çünkü orada Mani ayırsa, Mani ismini ayır. Bakın buraya dikkatinizi çekiyorum, Mani. Burada 1948 yani İsrail'in kuruluşuna kadar Manisa onların gizli başkentiydi. Öyle mi? Aynen öyle. Yahudi camiasının gizli başkenti orası. Evet, bak Yahudi dilinin eski çağdaki adı Mani. Evet, Yahudi dilinde söylüyorum bunu. Mani olaraktan geçiyor ve Saruhan Bey'i biliyorsun, Saruhanlı. O bölgededir. Manisa'dadır. Saruhan Bey'inde de yaşamış olan ve sancağı olaraktan seçtikleri bir üst olarak vardır karanlık tarafın. Bak Saruhanlı. Peki Saruhan nerede geçiyor? Yüzüklerin Efendisi'ne geçiyor. Saruman. Saruman. Ama isim olaraktan şimdi al kenara cebine koy. Manisa Zadeler diye geçer. Yani Maniler. Yani Yahudiler belli bir dönem 1948'e kadar dedim ya hani orada onların kendileri gizli başkent olaraktan kabul ettikleri yer diye. Şimdi Manisa Zadeler diye geçen kişiler onlar. Gizli tuttukları yer. Osmanlı neden orayı bırakmıyordu? Neden o sancaklara çok önem veriyordu? Manisa sancağına önem veriyordu? Çünkü oradaki tılsımı biliyordu. O zamanki alimler biliyordu. Orada bir sır var. Sır, çok büyük bir sır var. Bu sır toprağın altında mı? Toprağın altında ve üstünde. Şimdi oraya da geleceğim. Şimdi ben tabii böyle notlar aldım. Evet. Senin programında çünkü hani sevgili konu. Evet izleyiciler bunun bir kitap soracaklar bana. Bu kitap mı Ercan Bey diye. Hayır, yok, bu benim sağdan sola yazdığım daha iyi rahmet akıyor. Benim kendi defterim. Tabii Manisa ne zaman ismi oldu? Manisa Zadeler o bölgede çok önem verince şehre kendi isimlerini manidar olacak şekilde Mani olaraktan belirttiler, başkentleri olaraktan. Ama Manisa adı daha sonradan rivayetin içerisinde güçlü olaraktan onlar tarafından verildi. Şimdi burada isimlerini saymayacağım. Çünkü bu bir senin programında olmaması gereken bir şey. Bugün hala faaliyetlerini gösteriyorlar orada. Öyle az buz değil. Hala var. Ama bunu sevgili Manisa halkı bilir veya bilmez. Evet. Bizi ilgilendiren taraf, karanlık tarafın oradan çok büyük bir yayın yaptı. Peki nasıl bir yayın? Söyleyeyim. Bahsediyor? Yer altında da var. Dedi mi yer üstünde de var. Hı-hı. Manisa neyle ünlüdür? Hangi dağıyla ünlüdür? Spil. Güzel. Seni seviyorum sevgili Hakan. Spil İbranice bir isimdir. Spil kayak merkezi olarak geçer. İşte hani 3-5 kişi böyle kayak yapmaya çıkar oraya. Dağ evleri vardır gibi görünür. İşte orada orman evleri vardır. Kiralarsın falan gidersin. O kadar masum bir yer değil. Orayı kullanıyorlar. Ve Spil ismi Manisa'da. Spil Dağı çok ünlüdür. Herkes bilir Türkiye'deki Manisa'daki Spil Dağı'nı. İbranice'den gelir isim. Araştırabilirler sevgili izleyicilerin.
En yüksek zirve demektir İbranice'de. En yüksek zirve. Manisa'nın en sırrı yüksek... Sipil'de mi gizli? Aynen. Bunu lütfen bir not alalım. Burayla ilgili sırrı diğer programda Mardin, Marduk ve Yüzüklerin Efendisi'nin gerçek hikayesinin kalktığı yerle Sipil Dağı'nın bu anlamdaki ne anlamda efsanelere konu olmuş ve karanlık tarafına gibi hizmet etmiş ve neden onun Sipil'in altında ne var ki İbranice'de Sipil en yüksek zirve anlamına geliyor. Bunları ayrı bir program konusunda seninle beraber yapalım, işleyelim. Şimdi ne var altında? Söyleyeyim. Bütün Manilerin yani Manizazadeler dedim ya, Manizadeler. Onların yeni Tevrat'a göre kıbleleridir. Sipil. Evet. Kıble olaraktan alırlar orayı. Şimdi ezberleri bozuyoruz galiba, değil mi? Evet. Masum Sipil Dağı'na vesaire şeyleri. Hacı Bektaş Veli'nin Hazretleri'ne oradan çıktık. Sipil'e doğru gittik sevgili Hakan. Şimdi bir tarafta rahmaniyet ve iyilik enerjisi var. Bir tarafta da karanlık bir güç var. Aynen öyle. Karanlık gücün gizlediği bir şeyler var. Dağın içinde ne gizlemişler? Şimdi dağın içerisinde şöyle düşünün. Herhalde binlerce yıllık, on binlerce yıllık bir sır. Aynen. Sır şu. Aslında Manisa Sipil'in altında da büyük bir piramit var. Ama bu piramit bir dönem, dedim yani altın madenlerinin altında dünyadaki bütün pirit taşı, altın damarına yaklaştığınız yer ve aslında altın enerji, altın çağ ve rahimiyeti temsil eden Hacı Bektaş Veli'nin oradan bütün damarlar ley hattı gibi ve aynı zamanda da bütün deprem hattı gibi dünyanın her yerine yayılıyor. Hani Anadolu Bacılar Derneği dedim vesaire şöyle. Şimdi burası Osmanlı tarafından son derece önem verilmesi nedeni bu sırrı barındırdığı anda o sırrı Osmanlılar kullandı ve dünyaya hakim oldu. Şimdi bak buradan başlayalım. Bu sırrı Osmanlılar kullandı. Dünyaya. Ve dünyaya hakim oldu. Bunu içimizdeki devçirme dediğimiz, yetiştirdiğimiz hainler vardı. Manisa'da da vardı, her yerde vardı Osmanlı'nın arkasından hançerleyecek. Devçirme dediğimiz işte adam başka bir yerden, başka bir zamanın içerisinde bulunmuş. İşte Bektaşi kültüre göre yetiştirilen veya farklı bir kültürün içerisinde gelmiş ama aslını sonradan ihanetle unutmamak üzere yola çıkmış. Osmanlı yıkıldıktan sonra bütün o bilgileri alıp farklı yerlere götürdüler. Bu bilgiler ne? İşte bu bilgiler yine işin içine simyanın girdiği, yine işine felsefe taşının girdiği, ikimiz de aynı anda söyledik, felsefe taşının girdiği. Orada piramit ama bu piramitin maddesi farklı. Ne biliyor musun? Nedir? Bakır. Sipil Dağı'nın altında bakır bir piramit var. Bakır bir piramit. Ve bu... Bu bakır piramidi nasıl kullanırsan iyi de yayabilirsin, kötü de yayabilirsin. Ama şu an yüzyıllardır, bin yıllardır kötü bir yani Osmanlı yani. Zamanında iyi yayılıp dünyaya hakim oldular. Ama şimdi? Şimdi 1948'den beri, hani 1948'e kadar, İsrail kurulana kadar Maniler orada yaşadı ya ve onları kıble olarak kabul ettiler dedim ya. Mani ismini de açıkladım, Sipil ismini de İbranice'den geliyor. Ve en yüksek zirve anlamında söyledim ya ve yeni Tevrat'a göre de kıble olarak kabul ettikleri yer dedim ya. Yayını değiştirebilirsin dostum. Yayını oradan tam da karanlığa yayabilirsin. Yani kaos, hatta Türk lirasının düşüşü, hatta kadın erkek ilişkilerin bozulması, dünya üzerindeki kaosların çıkması, her şeyi oradan yayabilirsin. Öyle bir yayından bahsediyorum ben. Yüksek bir frekans egahersin yayıldığı bir alandan bahsediyorum. Çok güçlü bir şey. Çok güçlü bir şeyden bahsediyorum. Şimdi burada da bir müsaade edersen tam da burada insanların aslında Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yanlış olmasın diye buradan not aldığım yerden okumak isterim. Lütfen. Ne demek istediğimi anlayacaklar. Lütfen. İndirdiğimiz delilleri, hani Bismillahirrahmanirrahim değil mi? İndirdiğimiz delilleri ve hidayeti insanlar için biz kitapla açıkladıktan sonra, gizleyenler var ya, Allah onlara mutlaka lanet eder. Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler. Bakara suresi 159. Burada ne diyor? Diyor ki, biz diyor, bu kitapta indirdiğimiz deliller, hidayet, bak kitapta indirdiğimiz deliller, hidayet. Bu kitapla açıklandıktan sonra gizleyenler var ya, hani biz açıkladık, bütün sırrı insanlar anlasın diyor Rabbim.
Bu çok önemli. Bak biz kitapta indirdikten sonra, ben demiyor. Biz indirdikten sonra. Allah onlara mutlaka lanet eder. Kime? İşte bunu gizleyenleri. Yani bunu ortadan indirgan diye sıyırmışlar. Yok edenler. Yok edenler o delilleri. Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler. Kim onlar? Bu sırrı bilip de duasında onlara lanet eden kişilerin de lanetini tuttururum diyor. Bakara suresi 159. Hani kafadan attığımız bir şey değil bu. Evet. Şimdi işte buradaki deliller şu. Hem Nevşehir, Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin pirit, yani pirin dünya üzerine yaydığı altın damarların geçtiği yer, ley ve deprem atları gibi. Ama altın simyanın 33. cennetinden aşağıya düşmüş Adem ve Havva'nın yükselişini temsil eder simyada altının. Burada da karanlık enerjinin Manisa'nın Mani isminin ve aynı zamanda Spil isminin nereden geldiğini ve neye göre kıble olarak kabul ettiklerini, Osmanlı'daki padişahların Manisa'ya neden bu kadar önem verdiklerini sır olaraktan açıklamaya çalıştığım bir alan olaraktan görün şu anda. Kafanız, bazıları yazıyor bana, çok güzel şeyler yazıyorlar. Hocam Allah razı olsun, Hakan Bey'den Allah razı olsun, senden Allah razı olsun, hiç bu açıdan bakmamıştık falan. Aslında şu var, ne olur yanlış anlamayın, ben sevgili güzel izleyicilerine söyleyeceğim. Burada açıkladığımız şey bizi diğer insanlardan üstün yapmaz. Ne seni ne de beni. Evet. Burada amaç şu. Biz burada söyleyelim, kelama getirelim. Belki devamını siz getirirsiniz. Evet, evet. Zaten bu programı o yüzden izliyorsunuz. Evet. Bu Spil Dağı'nın altındaki bu bakır piramit çok çok önemli. Çok. Osmanlı zamanında hayra frekans yayarken 1948'den bu yana çok da insanın hayrına bir frekans yayılıyor. Evet ve Spil Dağı'nın yakın yerlerinde, eteklerine yakın yerlerde birçok erenleri, türbeleri vardır. Oo. Manisalılar bilir bunu. Öyle az buz türbe değildir. Neden? Çünkü aşıklar ölmez imiş, ölen hayvan imiş. Biz o cesedin yani libasın gittiğini zannediyoruz ama onlar Rical Gayb ordusuna katılıp orada karanlıkla savaşmaya devam ediyorlar o boyutta. İşte o Manisa'nın etrafındaki o enerji artık dönme zamanı ne zaman başladı? Nevşehir'de Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin açtığı altın piramidin açtığı rahimiyet enerjisiyle şu anda onlar tutuşmaya başladılar. Erenler de orada bize yardım ediyor şu anda. Ben de diyorum ki ey gafil uyan. Artık uyan demekten ben yoruldum ya. Vallahi yoruldum Hakan senin evet. programda uyan demekten. Evet. Yani gerçekten yoruldum. Ya bırakın artık o böyle mi olacak alttan mı üstten mi uzaylılar var mı? Ya var kardeşim 18 bin alem var. Koca alemin içerisinde bütün gezegenler bomboş. Ha, aynı bir tek biz mi varız yani burada? Ya bizden önce de varlardı. Bizden sonra da var olmaya devam Manisa edecek bir sürü varlık var. Manisa'dan bahsetmişken Spil Dağı çok önemli ama bir de orada Bozdağ var. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misin? Sevgili Hakan şöyle söyleyeyim. Hep diyoruz ya Anadolu toprakları sırlı. Ve aslında dünya için, hatta kainat için çok önemli. Bütün kainat için. Yani yaratılan ilk insan Türk'tü dediğimiz, iddia ettiğimiz bir yeri. Aslında bunun altyapısı da çok sağlam. Burada şehirlere girdiğimiz an, evet Bozdağ. Orayla ilgili çok böyle bir şey açıklamayacağım ama sevgili izleyicilerin şunu bilsinler. Orada öyle büyük bir makamın hazinesi var ki. Öyle 3-5 kepçeyle falan çıkacak anlamında söylemiyorum ben. Hani kimse şimdi vay orada hazinem var diye algılamasın. Benim bahsettiğim yani, şey elini uzatan çarpılır yani. Çarpılır. Çünkü büyük bir radyoaktif bir sistemde tıpkı Uludağ'da. Bak Uludağ. Ha. Tıpkı Bilecik. Anlatabiliyor muyum? Yani burada Manisa Bozdağ'a koyarken Uludağ'ı da unutmayalım. Atilla, Büyük, Timur. Efendime söyleyeyim ondan sonra Cengiz Han. Bunların hazineleri. Buradaki gücün. Bütün evliyaların o gücünün aynı zamanda da o dönemden sonra hadi ismi söyleyeceğim hiç önemli değil. Ruslar için farklı bizim için farklı bir isim de olsa Stalin'in kaçırıp buraya bir dönem gençlik çağlarında diyelim. Görevli olarak. Görevli olaraktan ama hani daha yaşı makbul binbaşıyken diyelim. Yani o civarda bir sistemde buradaki enerji akımına kapılıp getirdiği yerdir. Yani 72 tane sırrı olan İstanbul'u da koyduğun zaman içine 7 tepesiyle. Anadolu dünyanın kara kutusu. Bitti. Yani uçak düştüğü anda bütün sırları nasıl orada uçak niçin düşmüşü algılıyorsak dünyanın
yok olması veya kurtarılmasının tüm sırları da Anadolu'dadır. Şimdi Uludağ diyoruz. Manisa Bozdağ dedik değil mi? Spil Dağı dedik. Nevşehir dedik. Piramitleri anlattık. Bunun içinde Ağrı Dağı'nı koyalım. Bunun içinde 72 sırrıyla 7 tepesiyle olan İstanbul'u koyalım. Peki Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'i ve Angora'yı da koyalım. Yani Ankara'yı. Ve orada Türk mitolojisine geçen Ka ve Ra tanrıların çarpıştığı bir yer. Karadeniz ve Ankara. Bütün o mitolojiyle koyduğun zaman Atlantis ve Mu'ya da gittiğin sanki. Senin programında çok anlattık bunları. Atlantis ve Mu'nun özellikle de Mustafa Kemal Atatürk'ün heyet kurup araştırdığı Mu kıtasıyla alakalı. Yani Mu'nun ve Atlantis'in de hem ilmi hem de zahiri bütün hazinesi de bu toprakların altında. Öyle mi? Aynen öyle. Mu'nun ve Atlantis'in bakiyesi de burada saklanıyor. Burada saklanıyor. Ne zamana kadar? Tüylerim diken diken. Evet. Ne zamana kadar? İşte şimdiki altın çağı rahimiyet enerjisi bilinç seviyesini yükselttiği anda çok şükür ki karanlıklar, çok şükür ki bu karanlık hep vardı. Biz de aydınlığımızı ve altın enerjimizi çıkarmak için fırsatımız var. Topraklarda güven altını almışlar değil mi? Bak Cengiz Han dedin, Timur Lenk dedin, Atilla'nın dedin. Aynen. Tapınakçıların hazinesi aynen de buraya getirmiş. Aynen öyle. Ardından Süleyman'ın Belkıs'ın hazineleri. Şimdi bunları hepsini aynen öyle. Ve Atlantis'in bakiyesi de burada. Şimdi Anadolu toprakları aslında İstanbul'un taşı toprağı altın diye bir söz var. Evet. İşte taşı toprağı altın dediği bütün Anadolu'nun sırları yedi tepede saklıdır. Yani seninle beraber burada saydığımız bütün o sırlar İstanbul'da gelip sır katiplerinin kağıtlara döktüğü, mana ve rüya katiplerinin de manalarında görüp sır katiplerinin de onlara bildirip kalem katiplerinde kalem alıp sırladığı yer ve sakladığı yer İstanbul'dur. İstanbul o yüzden paylaşılamıyor sevgili Hakan. Eğer İstanbul düşerse Anadolu düşer. Bir gün İstanbul'un 72 sırrını konuşalım seninle. 72 fırkayı anlatırsak 72 sırrını da ortaya çıkaracağız zaten. İşte böyle sevgili Hakan. Evet, bugün çok ilginç konulardan konuştuk. Altın Çağ'dan konuştuk. Ben Salvador Dali'nin bir Bektaşi dervişi olduğunu bilmiyordum. Sırlı bir Bektaşi dervişi, aynen öyle. Onun dışında o tablonun Altın Çağ müjdelediğini de bilmiyordum. Senden öğrendim şimdi. En önemlisi Manisa, sırlarıyla Manisa'dan da bahsettik. Ekleyeceğim başka bir şey var mı? Ekleyeceğim şu. Herkes sakin olsun. Herkes derin bir nefes alsın. Herkes gerçekten de o ateşi nefesini, nefesi ateşe çevirsin. Yani her bir gün kalkışlarında Allah'a ne olur şükredin. Ne olur yaşadığınıza şükredin. Ve çok az kaldı arkadaşlar. Evet canımız yanacak. Altın Çağ geliyor. Ama Altın Çağ'ın içerisindeyiz. O yükselişi hep beraber yaşayacağız. Ve bunu ne olur gerçekten de kadim Türk ırkının ve Türklüğün verdiği o büyük bir şevkle, imanla kalp makamında kün fe yekünle ve Enel Hak mühründeki Altın Çağ kolektife bağlandığımız yerde hissederekten yapsınlar sevgili izleyicilerine. Kudret. Ve muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda yani Adem'in kanında saklıdır dediği yere Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı o mirasta işte bunu anlayalım. Var ol sağ ol. Sen de sağ ol sevgili Hakan çok teşekkür ediyorum. Dostlar bize vakit ayırdınız, bize kıymet verdiniz, bizi izlediniz. Siz de sağ olun, var olun, hoşça kalın. Ezber Bozan Akademi izlediğiniz programı sundu.